Beni bebekle. Hop. Atıyorum, yakala topu. Hop. 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 Oy, kaçtı. Nefret ediyorum sizden. Siz şimdi görürsünüz. Ben topu getiririm. Na 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 na. Nerede acaba bu top? Hı? Bunda ne böyle? Çok da acıkmıştım. Ne oldu bana? Kocaman oldum. Ellerim kocaman. Ayaklarım. Ne oldu bana? Bu ses de ne? Parıltının sesi. Hemen gitmeliyim. Parıltı, ne oldu? Perayşe, papiye bak. Kocaman dev gibi. Papi, sen nasıl bu hale geldin? Bilmiyorum Perayşe. Şurada bir pasta vardı. Onu yemiştim. Sonra dev gibi oldum. Pasta mı? Hmm, bunu kimin yaptığını hemen sihirli küreme sormalıyım. Küre, göster bana. O pastayı oraya kim koydu? Tahmin etmeliydim. Tabii ki kötü cadının işi. Merak etme Papi. Seni nasıl eski haline getireceğimi çok iyi biliyorum. Benimle gel. Sen de gel Parıltı. Hadi çocuklar, şatoma gidiyoruz. Evet, işte geldik. Siz de öyle oturun. Şimdi bir karışım hazırlayacağım. Poppy, gerçekten de dev gibisin. Perayşe, umarım bu karışım işe yarar. Merak etme Parıltı. Bütün hepsi iyilik tozu içeriyor. Biraz yağmur suyu ekleyelim. Çiçek tozları.
orman bitkileri ve kötülük arındırıcı. Ve en önemlisi, 2 damla cücelik iksiri. Ne? Cücelik iksiri mi? Merak etme Poppy, ölçüyü fazla kaçırmayacağım. İşte bu kadar. Şimdi karıştıralım. Al bakalım Poppy. Değişim başladı. Yaşasın. İşte eski haline döndü. Peri Ayşe, çok teşekkür ederim. Rica ederim çocuklar. Arkadaşlar, sakın siz de bilmediğiniz yiyecekleri yemeyin, olur mu? İyilikle kalın. Görüşürüz.